arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmayı yapacağız. Kenar tığlamamız tek sırada tamamlanmakta. Şöyle bakalım, şu uçtan başladım, ileriye doğru devam ettim. Çok kolay ve güzel bir çalışma. Ben ip olarak lif ipimi kullandım. Sizler öreceğiniz, yapacağınız alana uygun ipler tercih ederseniz sonuç çok çok güzel olacaktır. 2 numarada tığımı kullandım. Modelimizin yapımına geçmeden önce, kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Evet, kolay gelsin diyelim, hemen çalışmamıza, yapımına birlikte başlayalım. Kolay gelsin. Tığlamaya ön yüzden başlıyorum. Şöyle bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve başlıyorum. Şöyle kenardan başlayalım. Şu yan kenardan, bakınız, yan taraftan batıyorum. Uzatıyorum. İpim arkada kalıyor. Burayı şöyle kapatıyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Şu tam birleşme noktasına bakınız. Köşemizin tam bulunduğu yerden şöyle giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Yeniden iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen başını dolamadan buradaki ilk başlangıçtaki yere batıyorum ve ilmeğimi buradan uzatıyorum. İki tane ilmeğim oldu. İki zincir ve uzattığım ilmeğim. Burayı kapatmadan ileriye geçiyorum, batıyorum, ipimi tekrar çekiyorum. 3 ilmeğimiz, tığımız da. Önce ikisini kapatıyorum, sonra üçüncüyü çekerek kapatıyorum. Her ikisini aldım, kapadım. Daha sonra tekrar tığımın başını doladım. Hepsini kapadım. Şimdi 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çektiğim zincirimi hemen dibine, bakın, şöyle ara boşluğa girerek batıyorum. Ve buradan kapatıyorum. Bir tane pipirik yaptım buraya. 2 tane zincirle yeniden devam ediyorum. Çektiğim iki zinciri şurada daha önceki batmış olduğum ikinci bacağın bulunduğu noktaya geliyorum. Batıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Yine kapatmıyorum. Biraz ileriye geçiyorum. İlmeğimi tekrar uzatıyorum. Önce ikisini şöyle kapatıyorum. Daha sonra diğer ikisini de kapatıyorum. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından giriyorum ve buraya bir tane pipirik yapıyorum. Köşemizden başladık. 2 zincir çektim. Araya geçişimi yaptım. 2 zincir çekip yan taraftan buradaki işlemimizin birinci sağ bacağını oluşturdum. Sonra sol, her ikisini kapadım. Daha sonra ilmeğimizi kapadıktan sonra 5 tane zincirle bir tane pipirimi yaptım. Tekrar 2 zincir. 2 zincir hem başında hem sonunda olacak. Şimdi yeniden kuralım. 2 tane zincir. 1, 2. Batıyorum aynı yere. Şöyle uzatıyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Üçüncüyü uzatıyorum. Önce uzattıklarımı örüyorum. Sonra zincirimden gelen ilmeğimi. Tepesine 1, 2, 3, 4, 5. Ardından giriyorum ve kapatıyorum. Hemen 2 zincir. Aynı noktaya batalım. Uzatalım ilmeğimizi. Biraz ileriye geçelim. Önce ikisi. 1, 2, 3, 4 ve 5. Alt boşluktan geçerek batıyorum, kapatıyorum. Sonrasında 1 ve 2 zincir. Dibine batalım. Buradaki uzunluğumuzu ayarladıktan sonra biraz ileriye geçelim. Her ikisini kapatıyorum. Yeniden işlemlerimi tekrar ediyorum. Şöyle görelim. Bakın, gayet güzel olmakta. Bu şekilde örerek ilerliyoruz.
tekrar zincir, ileri, ileriye doğru devam edelim. Aynı işlemlerimizin tekrarıyla bitişe doğru yine köşemizdeki geçişimizi de yapalım. Modelimiz tamamlanmış olsun. Modelimizin sonuna doğru aynı işlemlerimizi yaparak geldim. Şöyle arkamızda da görelim çalışmamızı, arkasından da bu şekilde durmakta. Evet, son uç noktasına kadar geldim. Başlangıçta çalıştığım gibi kenar dönüşünü de aynı şekilde tekrar ederek tamamlıyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. Yukarıya çıkıyorum. Ve şuradan kenardan batıp ilmeğimi geçiriyorum. Kapatıyorum. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Giriyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çektikten sonra yeniden buraya batıyorum. İlerliyorum. Bir ileriye. Önce uzattıklarımızı, daha sonra zincirimizin devam ettiğini, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizle batıyoruz ve bu şekilde dönüşümüzü de çalışmış oluyoruz. Evet, sizlerle birlikte bu güzel çalışmamızı tamamladık. Ucundan başlıyoruz ve 4 bir kenarını ya da 2 kenarını nasıl kullanacaksak işlemlerimizin tekrarıyla ilerletiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.